Başladım. Merhaba Ev Epey izleyicileri. Bugün size ofiste neler oluyor onları izleyeceğim. Aynadan başladım çünkü beni de görün istiyorum. Hadi gidiyorum. Ben geldim. Murat abi ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Bugün bir şeyler yapıyordun. Evet böyle iş olmaz ama bilemedim yani. Ya ben şimdi bu ay bir tane yeni seriye, video serisine başlayacağız. Bunu biraz test ediyorum gibi bir şey aslında. Video oyunları da alakalı olacak. Dolayısıyla yeni çıkan XCOM 2 ile başlayalım dedik. Hani yeni seri, yeni oyun vesaire. Ben bu oyunu biraz oynayıp hani biraz öğrenmeye çalışıyorum. Daha doğrusu öğrenmeyi değil de. İlk oyundan da biliyoruz. Çok fazla bir şey değişmemiş. Ama biraz alışmaya çalışıyorum. Fakat videoda hiç oynamamış gibi davranacağım. O da ayrı bir şey tabii. Adam bütün şeyi verdi, taktiği verdi. Evet, bütün içerikten bahsetti ama olsun artık. Böyle. Evet, şu anda böyle. Bakalım devamında neler gelecek. Bak, ben bizimkilere gidiyorum. Hızlı çevirdim biraz ama. Volki Bey, işiniz gücünüz bitti. Ya. Bu ay rahatsınız. Neler bitirdiniz? Çok rahat. Dergiler bitirdik. Dergiler, gazeteler. Evet, bu ay ne kadar çok çalıştık ya. İki dergi, bir gazete. Evet. Şimdi de işte Mert Bey'in istekleriyle uğraşıyoruz. Mert Bey'in istekleri bitmiyor ki. Mert ne istiyorsun? Benden istenenlerle beraber benim isteklerim de bitmiyor. Yeni şeyler mi geliyor Mert? İçerik senden sorulur. Yeni serilerimiz var. Yeni serilerimiz için grafik dili oluşturuyoruz diyelim. Görsel dil oluşturuyoruz diyelim. Biliyorsun öyle bodoslama gitmek yerine daha profesyonel gitmek istiyoruz biz. Evet tabii ki. Bundan dolayı hani şöyle ucundan göster istersen nasıl bir şey olacak buradan. Bu fazlaca birine birine benziyor. Kime benziyor acaba? Çekmeyin arkadaşlar. Bilemedim. Çekmeyin işimiz var. Çekmeyin. Gizli gizli. Peki. Konuşuyorum. Bir yana da yani tabii. Evet. Sen ne yapıyorsun? Kameranın arkasında saklanmak olmuyor böyle. Biraz aynadan çektim kendimi. Çektin kendini. Tabii tamam. Canım. Şimdi ben görünmeden olmaz selfie bakanı. selfie bakanımız. Yağız'la konuşacağız. Evet. Yağız birazcık müsait. Konuşalım. Anladım. O telefondayken gitti yanına. Ne konuşuyorsa herkes bilmiyorum yani. Bakalım şey. Ben döneceğim sana. Durak. Ben Altan Hoca'ya da bana sonra alırım. Hep öğretmen işleri falan istiyor. Öğrenci halinin sonuna. Evet. Yep. Evet. Ne istiyorsunuz? Of, ofiste neler oluyor? Ofiste neler oluyor? Vallahi burada Yağız'ın teknoloji sırrını sabahtan beri... Ya niye söylüyorsun? Neden? Biz orada sır yarattık, sen şimdi... Gizli bir şey değil ki. Gizli bir şey olmayabilirim. İlhan'da aşık ettim yani Yağız'ın teknoloji sırrı diye. Hatta bir sonraki işte rakip nerede çıktı ya? Şeyi söyledik yani. Kimle yapıyorduk? Anneannemle yaptım. Gerçi anneannem yani baya çok sıkıcı mı? Evet. Ay ben yine evet. Gidiyorum ben. Sen parmağını mikrofonun oraya koydun. İnşallah duyulursun. Bunları da tek tek istersin ki. Duyulur. Bunları da birazdan HTC cihazlarının desibel ölçümünü yapacağım. Hangi cihazlar şu anda sende? Bakalım istersen. Evet birine bakalım. Yok. Bunlar tamamen Ersin Akman sponsorluğunda. Evet tabii ki. Tabii ki yani HTC fan olduğu için kendisi ne çıkarsa alıyor. HTC sen görmeden bile alıyor. Şimdi bu cihazları %20 şarj edip şarj değil tabii ki. Evet tabii. Yani ondan sonra hani demin öyle bir şey oldu da ettikten sonra kendi ünlü zannederim böyle flash. Ondan sonra desibel ölçeceğiz. Yani AUX'tan çıkış veya mikrofondan çıkış kalitesi hangi ya cihazın işte daha iyi? Ona bakacağız. Benim bir makyajımı yapayım. Parlıyor çünkü cildim ondan dolayı. Ay bunlar da iyice havaya girdi. Gerçekten gidiyorum ben. İlk defa nereye ya? Gidiyorum. Doğuş nereye? Merhaba bu demek ister misin? Merhaba. Bu kadar mı? Ne yapayım da? O zaman yukarıya çıkalım. Bakalım bizimkiler neler yapıyor. Biraz böyle ortadan gelmiş olacağım ama. Başlamış bulunduk. Duk. Gelebilir miyim? Geldim bile. Geldim bile evet. Biraz izinsiz geldim ama olsun. Hayrola? Kayıtlı mıyız? Evet kayıttayız. Ama karanlık çıkıyorsun bu tarafa geçmen lazım. Tamam şöyle geçiyorum. Evet. Yüzünüzü görelim. Ama senin burada durman lazım o zaman. Ne çekiyorsun? Vlog mu çekiyorsun? Evet. Belki aşağıda... Ne yapıyoruz? Bu ay 3 dergi çıktı. 2 dergi 1 ek çıkarttık. Canımız çıktı. Çok çalıştık. Sabahlara kadar burada çalıştık.
Daha ne yapalım? Hepsi sizin için arkadaşlar. Hepsi sizin için. Bir oyun dergimiz var. Bu arada oyun dergimiz çarşamba günü bayi, tüm Türkiye'de bayide. Wolf Team oynayan varsa aranızda ve Paramania oynayan varsa ya da Marvel'ın Marvel'ın Future oyununu oynayan varsa güzel promo kodlar veriyoruz. Ayrıca tüm Wolf Team oyuncularına 250 liralık çok güzel hediyeler ve silahlar var. Şiddetle tavsiye ederiz. Harvey Plus da yine çok güzel bir sayı oldu. Bu fiber her yerde bangır bangır konuşulan Türk Telekom'un yeni fiberli olayını birazcık masaya yatırdık. Ne anlatıyorlar, ne söylemek istiyorlar onları teker teker anlattık okuyuculara. Bir de çok alakasız olan bir moda ekimiz var. Ben İstanbul Moda Akademisi'nde ders veriyorum. Editöryel bir geçmişim de var. Moda editöryel. Pazarlamaya çevirdin ya. Abi biraz öyle yani. Oldu özür dilerim. Evet, güzel, yok, o yüzden bir moda eki yapıyoruz. Şöyle. Tabi burada Eda'ya çok teşekkür ederiz. Şurada gördüğünüz editör arkadaşla birlikte çıkartıyoruz bu işi. Parmağından bir şey görünmüyor. Görünüyor. Zoom yap Eda ya. Zoom yap şöyle. Bu güzel kızla birlikte hazırlıyoruz bu moda ekini. Pazar günü Millet ve Vatan gazeteleriyle tüm Türkiye'ye dağıtıldı. Her şey sizin için. Berkin abi, hediyesiyle hemen geliyor. Berkin abi, seni aşağıda bulamadım ama yaptığı sen yaptığı konuşma yüzünden mi hediye plaketini? Biraz rahatsızsın. Adım yazdım. Evet, keyifsizsin. Beni sabah azarladın, gönderdin. Rahatsızım. Bazı sıkıntılarım var. Psikolojik sıkıntılarım var. Yarın doktoruna gideceğim. Yarın sabah 9'da Erenköy Hurufesi'nin Hastalıkları Hastanesi'nde randevum var. Oraya gideceğim. Ciddi görüşürüz. Misin? Yani takvime o ayrıntıya girmemişsin, yok takvimde yani. De o yüzden sonra. Takvimde var ya, sabah 9'da erken doktor randevusu diye yazıyor. Bu birinci doktor randevusu, sonra iç hastalıklara gideceğim ama o şeker yüzünden. O başka bir hastanede. Öyle yani. Ben inanmıyorsun ama hakikaten getireceğim raporunu. Benim yüz ifadem şu anda çok, tam raporunu görmek istiyorum o zaman. Arkadaşlar, psikiyatrik yardım alan herkes deli değil, başka sıkıntılarımız olabilir diye gidip görmemiz gerekiyor arasında. Ama yani şu memlekette toptan LSD bastılarda kimse itiraz etmez tahminen, tedavi edici bir etkisi olacaktır. Bu şekilde biraz hastayım, gribim aslında. 4 günü daha gribim ama bugün iyileşme süreci olduğu için insan içine biraz çıkayım, biraz güneş alayım dedim. Durum bu. Sana snap gönderiyorum, snaplerime de bakmıyorsun. Vay arkadaş. Demek ondan. Ondan evet. Peki. Belki'nin de snap'i var mı? Evet, biz snapleşiyoruz. Alakasız biz snapleşmiyoruz. O bir şey yazıyor, ben düz mesaj yatıyorum. Benim bak yine ezdi beni. Benim snap'im yok. O zaman Ersin abi, sana da Snapchat açalım. Yok, boşver aç. Ya benim şimdi kameranın önündeki flaşı açmış, benim retinalar eridi. Belki sana bir şey soracağım. Ne oldu? Niye? Biraz yakınlaşır mısınız? Sence? Nerede abi? Yakın zaman son 1-2 hafta üstüne düzgün yeni telefon geçmiyor elimize. Niye böyle? Açıkçası başlarının öncesi sessizlik biraz orada sanırım söz konusu. Okey, ay sonunu bekliyoruz yani. Ay sonunu bekliyoruz ama ay sonunda bir şeyler gelecek mi açıkçası çok emin değilim. Çünkü açıkçası mesela Sony'den bir şey beklemiyoruz da. Amiral gemisi beklemediğimizi biliyoruz. Orta segment bir şeyler bekliyoruz. Aynen. Sürpriz yapar mı Sony sence? Evet, yapmaz. Yapmaması gerekiyor ticari bence olarak. Yapmaz. Bence bunu öğrenmiş olmaları lazım. 6 ayda bir telefon olmaz. Bu kadar hızlı eskiyen telefonu kimse almam diyor. Çünkü Apple dışında kimsenin ikinci el piyasası yok. Bu kadar basit. En azından Türkiye'de yok. Bu birinci kısım. İkinci kısım Unpack etkinliği olacak. Samsung'un bizi davet etmediği onlar bilir. Davet etmediler, gitmiyoruz değil mi? Ben de gideceğim. Ha okey, davet etmediği için gitmiyoruz, tamam. Yani niye gideyim? Hani, tamam. Ucuz olsa gideyim, tamam da yani hani sanki şeyde hani Antalya'da yapıyorlar gitmedim falan, öyle bir şey yok tabii ki. Barcelona'da yine farklı yerlerde. Bir de şey yapıyorlar. Samsung'un çok sevdiğim şeydi. Ben bunu daha önce de diğer iki katıldığım etkinliklere söyledim. Şimdi söyleyeyim, daha önce bilmedi konuşuyor olmasın. Kanında kayıtları var yani hani. Çeşitli sosyal medyada orada burada. Yaptıkları şey şu, seni dışarıya diziyorlar ki Şubat'ta falan Barcelona soğuk bir yer olabiliyor. Hatta bazen yağış olabiliyor. Ve gittiğimde ateşin içindeyim ilk defa. Gittiğimde 2 sene önce. O soğukta orada kapıda bekledik, bir de fanboy gibi kapıda bekliyormuşuz gibi abi ki davetli paraları oraya hani gelsin diye verilmiş, bilet paraları verilmiş, basın mensupları olarak gelip kapıda sıradaki bizim videomuzu çekiyorlardı. Onları barko vizyonlarına döndürüyorlardı falan filan. Çok abuk bir işti bu. Bana da geçen gün şey diye mail atmışlar. Biz sizi davet edemedik ama Barcelona'da olursanız ve bizim Unpack etkinliğimize katılırsanız çok memnun oluruz diye mail atmışlar. Ya o konuda daha önce mesela sorun çıkmıştı. Mesela Unpack etkinliğine mesela bir kişi daha gitmişler zamanla çalışım yayından. İkinci kişiyi alırken girmekte zorluk yaşıyorduk. Evet, halk ilişkilerci arkadaşlar çabalıyor ama gayri resmi yollara içeri girmeye çalışıyorduk. Çünkü yani ben buradan falan katılmayacağımı söyleyeyim yani şey oluyor. Yani, sıkıntılar. Başka mesela Westin'in yeni bir şey olmadığını biliyoruz.
Investor bundan bir şey önce ya da şey mesela yurt dışında bir şey duyurmayı seviyor. HTC sence Eman'ı duyuracak mı şeydi Barcelona'da? HTC ya da adı hangi olursa. Finansal olarak ayakta kalacak mı bilmiyorum ama umarım doğru düzgün bir orta seviye, mesela 820, Desire 820 gibi bir cihaz tanıtılır umarım. Çünkü amiral gemisinden HTC'nin kazanabileceği bir para yok. Yok. A9'dan sonra olmadığını daha da iyi anladık. Sadece HTC'yi çok seven insanlar var. Onların telefonları alıyor ve hayatlarından memnun. Evet, güzel cihazlar yapıyor. Belli şeylerde rakipleri onun yanına gelemiyor, evet. Ama maalesef üst üste koyduğunuz zaman ürün çeşitliliği, genel performans, hacim, harcanan pazarlama bütçesinin ürün satışına dönüşü falan anlamında Samsung'un özellikle gerisinde kalıyor. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sanki HTC bir üst segment telefon değil de bir iki tane orta segment telefon 820'ye rakip, kendi 820'sine rakip bir iki tane orta segment telefon yayınlamak zorundaymış gibi geliyor bana da hayatta kalabilmek için. Öyle yani, bilmiyorum tabii ne kadar dertleri var. Sonuçta hani kocaman bir şirketler sahibi olan bir insanın ufak şirketlerden bir tanesi HTC, böyle anlatılır ya. HTC batarsa Tayvan batar. Ya böyle bir şey olmaz. Ama mesela sanki bir şey olursa mesela ben hani irkilmeye başlarım işte. Asus'a bir şey olursa ulan ne oluyoruz derim de, yani hani HTC batarsa ufak bir şey. HTC batmaz kimse korkmasın. Bu arada bu orta segment telefon için Samsung'da Sony Mobile gayet iyi başarıyor bence. Öyle. Samsung başarıyor ama Samsung çok pahalıya satıyor orta segment telefonunu. Yani üst segment telefon fiyatına satıyor. Sony Mobile çok iyi gidiyor o kanalda. Ama zaten Türkiye, sen de benden bir şey düşünüyorsun öncelikle. Türkiye şey değil mi? Orta segment telefon ülkesi Türkiye. Hayır, giriş seviye segment. Giriş seviyesi mi? Giriş seviyesi. Çünkü orta birazcık sıkıntılı. Çünkü çok fazla düzgün model yok. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Hani satış rakamları üzerinden konuşmuyorum. Algı üzerinden konuşuyorum. Ya işte evi barkı satıp Amerika'ya alıyorsun. Yani insanların bulundukları sosyal sınıflar dalga geçmesini söylemiyorum ama hani hakikaten asgari ücret alan bir insanın asgari ücretin katı kadar bir pahaya sahip, etiket fiyatı sahip bir telefonla geziyor olması bence çok abuk sabuk bir şey. Saçma. İstediğin bunu formatta satın alıyor ol. Ayda 200 lira da ödüyorsan maaşının 5'te 1'i. Yani çok yani büyük kampanya. Para. Çok büyük para. Çok büyük para. Operatörle de alıyorsan çok büyük para. Hem de çok büyük ben para. Türk halkı için maksimum rakamın 1500 lira olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'deki alım gücüne falan baktığım zaman 1500 liranın üzerindeki telefonların hepsinin lüks olabileceğini şey yapabiliyorum, iddia edebiliyorum mesela. Bir de şey vardı, giriş seviyesinde çok fazla düzgün telefonumuz yoktu. Ama bu oradaki çıta çok yükseltildi. Çünkü şöyle bir şey var, ZTE bugüne kadar eşit telefonları kabul edilebilir paralara operatör üzerinden satıyordu. Şimdi ZTE'nin kendisi geldi. El ürünü yani piyasada var, evet. Blade V6 falan ama. Orada en büyük rakibi tabii ki bunu aynı zamanda kampanya satabilen TT175 var. Yine Teknosa'nın Premium P2'si var mesela, ikisini yan yana getireceğiz. Evet, senden okul şey, seyirciler o videoyu bekliyorlar. Kamera karşısına geçebilir hale geldiğim zaman o video hemen geliyor. Çünkü hakikaten çok merak ediyor. Aynı fiyatı satılıyor ve benzer kampanya taksit seçenekleri satılıyor iki telefonda. Çünkü Teknosa'da kendisi bir sanal mobil operatör. Dolayısıyla orada işler yürüyebilir. Ama hani hangisi daha iyi onu bir göreceğiz. Ben bir kopya vereyim. Yani TT-135 sanki birazcık daha önde gibi ama hani ayrıntıları da görelim. Çünkü ikisinin üstünde olduğu yanlar var. Birisi tamamen iyi, birisi onun her koşulu altında değil. Diğer Barcelona ile ilgili konuşmaya devam edersek, orada mesela başka hangi marka var? HTC, Samsung, Sony'yi konuştuk. Lenovo farklı ilerliyor. Lenovo şöyle, çünkü Türkiye'de 3 aylıktan daha uzun plan yapmıyor ve her çıkan telefonu Türkiye'ye getirmiyor. Hangi segment olursa olsun. Önemli o değil. Onlar da üst araştırma yapıyor. Üst segment hiç getirmedi yok zaten. Üst segment telefonu yok bizim anlamımız zaten. Ve oraya girmeyi düşünmüyoruz. Umurumuzda değil. Ya umurumuzda değil demiyorlar tabii de ben onu anlıyorum. Birilerinin çok umurunda değil. Çünkü oradan zaten ne kazanacağım. Onlar yani. BİM'de filan telefon satarak iyi stok üretiyorlar. Öyle. Ama yani şey en düşük. Ama artık galiba kalmadı Windows satacaklar. Kalmadı. Ellerinde stok kalmamıştı. Bundan sonra kötü telefon getirmeyeceklerdi. Apple'dan bir şey var mı yakın zamanda duydunuz? Apple'ın yine Mart ayında yapacağı şeyler var ama. BSE var. Aynen Mart'ta çıkacak o değil mi? Evet. Mart ve Eylül 3'te. S serisi yani bu renkli ürünler. Yani o da bir orta segment telefon aslında. Orta segment değil tabii. Yani yine Eylül 3 seviye. Fiyat olarak öyledir de. Deneyim olarak. İki tık olarak. Hani Apple'a çok halal getirmeyecek marka şey değerini hala müşteriye satılabilir. Dilebilir mi? Satılabilir. Satılabilir. Dilebilir de diyebiliriz. Dili sürçtü. Yok, dili
suç mu? Kasıl olarak niye Apple yaptı tüm telefonları itti diyor. Hiçbirisini satmıyor ki. Yapım işareti yapı tam onu yapıyor işte. Ya tamam o yeter. Kamera karşısında başka şey söylemiyor. Apple'dan gelecek bir şey ama Apple'da esas beklediğim şey o değil aslında. Mart ayında bak Şubat'ın sonundan Mart'ın başına geçtik. MacBook Air serisini öldürmeyecekse ekranını güncellemesi gerekiyor. Allah kahretmeye onları. Pro'ya da bence. Pro'ya yürür, basarsın gider hala. Sonuçta... O da Retina ekranı sonuçta. Yani daha gayet iyi çözünürlüğü var. Yenilenmesi lazım ama. Klavye kısmının MacBook Air tarafında çok güzel yenilediler. Tabii onu da yenilemediler. Ama ekran hala kötü. Onu bekliyoruz hayırlısı. Bir de çöp kutusu değişmeli bir de var ya. Benim Barcelona'ya iki tane merak ettiğim nokta var. Birisi işte S7, Samsung hataları düzeltecek mi? S6'daki hataları düzeltiyor mu? Ya S6'daki hataların düzelmesi çok zor gibi görünüyor. Çok zor. S7'nin olan hataları ne kadar miras olarak kalacak? Retina sensörü olacak mı mesela S7'de? Teorik olarak olması lazım. Microsoft çıkarttı telefonlarda öbürü de şey, HTC pahalı telefon mu duyuracak yoksa onun yerine bir tane ya da iki tane orta segment ya telefonu. Ya şimdi amiral gemisi duyurabilir ama şöyle bir şey var, genelde başlarına denk getirmez onlar Mart değil, Nisan-Mayıs gibi duyuruyorlar genelde özel etkinliklerde. Çünkü mesela M8'de de böyle olmuştu. M9'u şu an hatırlayamadım ama M8 böyleydi, Londra'da bir lansman yapmışlardı mesela. Bu şeyde Barcelona'da duyurdular geçen yıl. Evet ama ben yine biraz geciktirirler diye düşünüyorum. Çünkü A9'un şokunu ve zararını bence... Hani A9 bence illa zarar yazmış olmalı yani. Hani ama şöyle bir şey, A9 biliyorsun Kuzey Amerika'da Türkiye fiyatıyla 900 bin liraya satılıyor. Evet öyle bir yorum yapmış. Yani hani şimdi Kuzey Amerika için ay atla camdan aşağı yani. Gidiyor! Gidiyor! Aa gitti. Ben bunu bilmiyordum, hiç bakmadım. Hayır, ciddi ciddi ya. Biz bu muhabbeti aşağıda yaptık, o zaman sen yok muydun? Yoktum abi. Abi şimdi kıta Avrupa'sında sırf Türkiye'de değil, Almanya'da, Fransa'da da pahalı telefon. Ama Kuzey Amerika'da 900 lira telefon. Şimdi sen nasıl bu telefonu hangi kıstasla değerlendireceksin? Bir okuyucu 900 liraya aldım burada satıyorum demiş. Tabii tabii bizim işte şimdi bu videoyu da söylüyorum. Mert zaten arkadaşları da. Mert Berlin'deki Kanada'da yaşıyor. 900 lira Kanada'da ya da Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Eyaletleri'nde de 900 lira. 300 lira, 300 lira. 300 lira. Ederi o ya. Alınır bence. O telefon 900 lira olduğu zaman dünyanın en iyi telefonu. Abi 1500 lira olsun da hala çok iyi telefon. Ama 2500 olmuyor işte. O yüzden HTC A9'dan ne kadar zarar etmiştir ben kestiremiyorum. Kuzey Amerika'da kendi sattığına bağlı. Ben kimse de görmedim abi A9 aldığını. Yani HTC ayranları bile... Ben dediğim masamda ben onu görüyormuşum. Evet. Yani onun dışında... Bir de bir şey aklıma geldi. Şimdi mesela Mart'ı, Mobile World Congress işte bak. Eğer HTC atlarsa, Serhat Akın'ın meşhur bir lafı vardı. 5 istedi taraftar, 6 attık, 10 istedi, zaman yetmedi. Yani belki zaman yetmeyebilir tanıtmaya. Evet, zaman yetmeyebilir. Hadi kapatalım. Kapatıyoruz, hoşçakalın. Bitmez, biz konuşuruz daha ama bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şen ve Serkan.